Tek başınıza ya oraya Ama Omen'le öbürünü yollardınız ya. Harbiden. Oo Sercan'ım benim hoş geldin. Sercan galiba bugün bir playlist makarası yapacağım ya. Belli değil yavrum da. Bakacağım gülüm. Ama olmadı yine makara takılırız öyle. Bir şeyler yaparız. Gireriz merak etme. Çok da dert etme bugün uzun yayacağım. Stagis'e girişmeden önce bir şey itiraf etmem gerek. Benim bu oyundan beklentim aslında çok çok yüksek değildi. Bunun iki sebebi var. Birincisi Harry Potter'a aşırı düşkünlüğüm yok. Evet, bu bir Harry Potter evrenine geçen bir oyun. İkincisi ise yapımcıların tecrübesi bu tarz büyük oyun yapımında neredeyse hiç yok. Yani daha önce yapmadıkları kadar büyük bir şeyin altına giriyorlar. Bir de üçüncü sebep sayayım. Malum bu tarz büyük markalarda yöneticiler işlere çok karışırlar. Yok şöyle olsun, yok böyle olsun, yok 30 saat sürsün, yok 100 saat sürsün. Bu kadar çok sesin çıktığı yerde de kalite otomatik olarak düşüyor. İşte Hogwarts Legacy için de bu durum aldım bana ben biraz oyunu. kaçınılmaz geliyor. Ama fikrim yavaş yavaş değişmeye başladı. Aksiyona doğru yani gazlanmaya doğru hızlı bir yükselişe geçtim. Bunun en büyük sebebini söyleyeyim size. Yapımcıların oyunla ilgili çok açık ve net bir şekilde konuşması abi. Oyunla alakalı yakın zamanda iki tane video paylaştılar ve ikisinde de bir saate aşkın oyun içi görüntü gösterdiler. Uzun uzun oyunu konuştular. Bayağı tertemiz, saf, günü aile sevabıyla oyun görüntüsü gösterildi. Normalde firmalar özellikle bu tarz büyük oyunlarda çok fazla içerik göstermekten kaçınırlar. Bunlar neden kaçınırlar kesin olarak söylemek zor. Yani insanların oyuna karşı negatif algısı olur, korkusum var bunun arkasında çok emin değilim. Ama büyük bir oyunun arkasındaki firma çıkıp da bakın oyunumuz budur, çatır çatır gösteriyor. Günahıyla sevabıyla dediğinde benim otomatik olarak saygım artıyor. Yapan kişilerin mecburiyetten değil de severek yaptığı bir oyunu oynayacağımızı hissettiriyor bana. Tabii bu yine %100 iyi bir oyun çıkacak anlamına gelmez ama gördüğüm şeyler, anlatılanlar kesinlikle bu yönde bir ivmelenme oldu. Abi bir şey söyleyeceğim. Hogwarts haricindeki yerlere şöyle bir baktım mı şu oyuna. Yani o ortadaki o gizem kalkmış gibi. Yani buraya baktığımda böyle RDR2 havası görüyorum ya. Bir Hogwarts oyunu gibi göremiyorum bu oyunu. Nedense bilmiyorum. Etrafta böyle çok o sihirli böyle gizemli bir atmosferinin bir havası vardı. O hava yok yani burada olduğunu kanka. gösterdi bana. Yemin Hogwarts Legacy ediyorum ve yok. elillikleri. Bunun Harry Potter evrenine geçen bir oyun olduğunu Baksana söyledim. İlk oğlum kez Harry GTA Potter evrenine 5 geçen map'i bir gibi oyun görmüyoruz. olmuş Bir ya. ton Harry Potter oyun Ya çıktı bir tek ama bu Hogwarts bugüne kadar yani. çıkmış en geniş çaplı oyun olacak. Harry Potter'ın yaşadığı dönemde değiliz bu arada. Onun çok daha öncesindeyiz. Bu yüzden de film ve kitaplarla direkt bir bağlantısı olmayacak oyun. Yine Hogwarts'ta bir öğrenciyiz ancak sadece okulda değil açık alanlarda da takılıyoruz. İlk olayımız karakter yaratma ekranı. Burada çeşitlilik geniş. Kendi karakterimizin cinsiyetini, Bakalım tipini, göreceğiz. yarasını, kaşını, gözünü, her şeyini didik didik ayarlayabiliyoruz. Sonrasında kendimizi Hogwarts'ın içerisine atıyoruz. Şimdi bu Hogwarts içerisinde takılma olayını nasıl kurgulayacaklar çok çok merak ediyorum. Fakat bu tarz oyunlarda yapılması zor olan bir şey vardır. O da yaşayan bir dünya hissi vermek. Bu tüm açık dünya oyunlarında problem aslında. Buraları Eğer çok bir güzel Rockstar mesela. değilseniz çoğunlukla bu problemle karşılaşıyorsunuz. Hogwarts Legacy'nin gördüğüm videoları da bu anlamda çok süper sinyaller vermedi. NPC'ler çok donuk duruyor, Okul okul çok biraz güzel. donuk kalmış. Yani o Okul heyecanı fena iyi. hissedemedim ben. O yüzden de bu tarafla alakalı çok süper yüksek beklentim yok. Ama tek oyun alanımız burası değil. Kocaman bir açık dünya da var dedik. Ve burada gördüğünüz gibi açık alana takılma durumu lafta kalmamış. Biliyorum abi ben dahil pek çok insan açık dünya oyunlarında baygınlık geçirecek dozaja geldik. Ama burada Harry Potter hayranlarını da anlamak lazım. Yani ne kadar çok açık dünya oyunlarından baymış olursanız olun sevdiğiniz bir temada böyle geniş bir oyun gelmesi insanı heyecanlandırır. Ya ben bile gördüklerimden heyecanı duyduysam hayran kitlesini siz düşünün. Videoda oyun oynayan kişi bu arada bir noktada böyle süpürgeyi spawn edip üzerine atlıyor ve açık dünyada gezmeye başlıyor. Bunu ilk gördüğümde şaşırdım. Tamam biliyorum pek çok oyunda açık dünyada böyle serbest geziyoruz ama uçarak gezmiyoruz. Ya atla geziyoruz ya arabayla geziyoruz. Hal böyle olunca da oyunun istediğimiz her noktasına gidemiyoruz. Elden Ring'i düşünün misal çok serbest bir oyun evet ama yine de belli noktalarda atla gidemeyeceğimiz yerler var. Fakat süpürge atlayıp uçunca tüm haritayı tek tek gezebileceğimiz anlamına geliyor. Bunun dengesini nasıl yapacaklar diye merak ediyordum ki cevabımı aldım. Açık dünyaya adım attığımız anda istediğimiz her yere gidebileceğiz. Bir limit yok. Ama düşmanların seviyeleri bazı bölgelerde çok yüksek olacağı için dayak yeme ihtimalimiz yüksek olacak. Aslında bu açıdan serbest bir yapı sunuyor oyun. Fakat düşmanların tehditkarlığıyla bizi o bölgelerden uzak tutmaya çalışıyor. Düşman seviyesi dedim anlayacağınız gibi rol yapma kısmı da var oyunda. Karakterimize seviye atlatmak, büyüler öğrenmek, kısacası her anlamda gelişmek kritik bir konu. Rol yapma tarafının bu kadar yoğun olması aslında kulağa hoş geldi benim için. Umarım uygulaması da hoş olur ya. Düşmanların böyle vur vur ölmeyecek seviyede olmamasını dilerim. Bir de bu aksiyon kısımlarında büyülerin çeşitliliği hoşuma gitti. Burada bir yerde büyü seçme ekranı açtılar. Tabi spoiler olmaması için blurladılar ekranı ama çeşitlilik anlamında yoğun geldi gözüme. Şöyle bakınca böyle bayağı seçenek var gibi. Açık dünyada gezmeye dönersek abi burada şöyle bir detay var. Süpürgemi sonsuza kadar havada duramıyor. Belli bir yüksekliğe geldiğinde şu sağ alttaki bar boşalmaya başlıyor ve siz de mecburen aşağıya iniyorsunuz. Bu yüzden de sonsuza kadar uçabiliyorum gibi bir olay en azından ilk dakikadan itibaren geçerli olmayacak. Ama süpürgemizi upgrade ederek geliştirebileceğiz. Özelleştirme seçeneğimiz de bol bol olacak. Bu arada tek süpürebileceğimiz şey süpürge değil at da var oyunda. Yani Harry Potter severler kızmasın işte. Başka adı vardır bunun da ben uçan at diyorum buna. Bu uçan atımızla da ister yerde ister havada gidebiliyoruz ve kesinlikle çok masalsı bir hava katıyor oyuna. Hani gezme kısmı açısından şimdilik artı puan aldı oyun. Diğer oyunlara çok görmediğimiz tarzda açık dünyayı keşfetmek benim için okey. Uçan at. Bir de manzaralar olur, yeşillikler doğanın güzelliği çok hoş durmuyor mu ya? Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Umarım bu oyun PC'de optimizasyon sorunu çıkmaz. Yani bana bir sanki optimizasyon problemi olacak gibi geldi şu an. Yani hissettirdi öyle bir şey. Umarım yaşanmaz. Tam bu noktada videomuza destek veren Genshin Impact'e de bir parantez açalım. Daha önce paylaşmıştım Genshin Impact'in Türkiye'de ilk... Bir anda nasıl yapıştırdı ama. Hiç beklemediğimiz anda. Hiç beklemiyordum vallahi bak.
Son anda büyüden böyle bir büyü çıkacak. Avada falan gelecek zannettim. Bir anda nasıl yapıştırdı gençliğine? Kaliteleri ne seviyede olacak onu oynamadan bilemeyiz. Bir korkum da burada var çünkü. Boş etkinliklerle görsel olarak güzel oluşturduğunuz bir dünyayı hiç etmezsiniz diye umut ediyorum. Oyun açık dünyasıyla alakalı yaptıkları bir dokunuşu sevdim bu arada. Mevsimsel geçişler olacakmış oyun içerisinde. Yapımcılar oyunda hikayenin akışını verirken mevsimlerin de çok kritik bir rol oynadığını söylüyorlar. Özellikle filmlerde ve kitaplarda bu mevsim duygusu gerçekten de bir okul yılının akıp gittiğini çok iyi gösteriyordu. İşte yapımcılar da bu duyguyu öne taşımak istemişler ki çok beğendiğim bir karar oldu bu. Gerçekten de okul hayat deyince abi mevsim geçişi tam oturan bir tema yani. Hani sonbahar dönemi başlarız, kış dönemine gireriz hikaye ilerledikçe, sonrasında bahar dönemi gelir ki bu değişiklikler olacak oyun içerisinde ve sadece açık dünya böyle görsel olarak değişmeyecek. Okul içerisindeki dekorasyonlar da mevsime göre değişecekmiş. Kışın geldi, yeni yıl kutlamaları başladı mesela, okul farklı bir şekilde süslenecek, büslenecekmiş. Bunlar güzel abi, nefis. Şimdi sevmediğim bir noktaya değineyim. Tanıtım esnasında bize karanlık büyü sanatları savaş arenası diye bir şey gösterdiler. Burası bildiğiniz challenge yapılan böyle mücadele modu olan bir arena. Bu modla alakalı bir sıkıntım yok. Asıl sıkıntı duyduğum kısım şu. Bu mod oyunun deluxe moduyla birlikte satılıyor. Yani bu moda erişmek için ekstra para vermemiz gerekiyor. İşte bu pek hoş gelmedi kulağa. Hani demiştim ya, büyük markalarda illa kravatlı arkadaşlar devreye girip bir şeylere karışırlar diye. Yöneticiler böyle karışmadan edemezler diye. İşte bu tam da onların karışacağı cinsten bir karar olmuş. Yine de yapımcı ekip başka combat arenalarının standart oyunda olacağını söylüyor. Yani en azından bu teselli olur. Combat tarafı dedik, aksiyon kısmına da gelelim. Şimdi aksiyon konusuyla alakalı benim beğendiğim kısım estetikten ödün verilmemesi oldu. Ya bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Oğlum neden bu kadar para gözler acaba? O zaman şahsi fikrim abi, büyü odaklı savaşların Harry Potter dünyasında çok da estetik olmadığı yönünde. Filmlerden bahsediyorum. Tamam, birkaç sahnede böyle gerçekten güzel mücadeleler vardı ama genel anlamda Harry Potter'ın nefis aksiyon sahneleri sebebiyle izlenen ve övülen bir iş olmadı. O yüzden oyun tarafında bunun nasıl olacağını düşünüyordum, fakat oyun tarafında bunu çok estetik yansıtmayı başarmışlar. Karakterimiz doç atıyor, sopasını şekilli sallıyor, bir o yana bir bu yana kıvrılıyor. Estetik bir görüntü var ortada. Genel olarak aksiyon tarafında da farklı yetenekleri kullanarak hızlı saldırılar yapmak ve combo metreyi doldurmak önemli. Combo metre doldukça özel hareketleri daha aktif şekilde kullanabiliyorsunuz falan, böyle bir denge kurmuşlar. Bir de Harry Potter hayranlarının hoşlandığı bir şey söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla sevmişler bu detayı. Oyundaki büyüler olabildiğince o lore, o dünyaya uygun bir şekilde kullanılmaya çalışılmış. Mesela Abrakadabra büyüsü var. Kitaplarda tekte öldüren bir büyü bu ve oyunda da aynı şekilde tekte öldürüyor. Yani yapımcılar özellikle bunu bozmak istememişler. Hatta tam böyle açık etmeseler bile zorlu mücadelelerde dahi tek atabileceğimizi söylediler. Atıyorum kritik bir boss geldi mesela. Abrakadabra büyün yedekte duruyor. Bir koyuyorsun, ölüyor. Bir anda boss mücadelesi pat diye gitti yani. Hani böyle şeyler yapabileceğiz gibi. Bak burada bir örnek var mesela. Troll var şurada. Tekte aşağı alıyor trolü. Bunun dengesini nasıl sağlayacaklar ama o ayrı bir soru işareti. Düşsene. Abi Avada, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben %100 yani şu oyun çıksın direkt karanlık taraftayım ya. Aydınlık tarafta falan olmayacağım abi. Direkt karanlık. Oyun son boss'una böyle tek atıyorsun, bitiyor bir saniyede. Tabii büyü atılan bir oyunda uzaktan gelen pek çok saldırı da olacak demektir. Şeyi de merak ediyordum. Hani ekranın dışından bir büyü attığı zaman biz onu nasıl göreceğiz diye. Onun için de olabilecek en kolay çözümü uygulamışlar. Direkt abi Spider-Man oyunlarında, Batman'lerde gördüğümüz gibi kafamızın üzerinde bir işaret yanıyor. Biz de o işaret geldiği zaman anlıyoruz ki dışarıdan bir büyü saldırısı var. Şöyle bir baktığımız zaman oyunun böyle uzaktan silahlı çatışma oyunu gibi değil de yakın dövüş oyunu temposuyla oynanacak bir iş olduğu belli. Yani böyle bakınca Spider-Man örneğini verdim ya, onun gibi bir oynanış var gibi hissettirdi bana. Tabii o kadar seri değil. Zaten olmamalı da o kadar seri ama hissiyatı benzer duruyor. Aksiyon tarafına tat katan bir şey de büyüler dışında bel bağlayabileceğimiz iksirlerimizin de olması. Farklı özellikler veren iksirleri yanımıza alarak savaşta onlardan faydalanabiliyoruz. Hatta yanımıza böyle yetiştirdiğimiz özel bitkileri de alıp onlara da savaşta bize yardımcı olması için kullanabiliyoruz falan. Mesela iksirlerde abi cildimizi taştan yapan bir iksir var. Onu içip tank gibi takılabiliyorsun böyle. Ya rol yapma kısmına katkı sağlayan özellikler bunlar. Şimdi gelelim bunları nerede yaptığımıza, ihtiyaç odası tarafına. Bu ihtiyaç odası dediğimiz şey bir nevi oyundaki evimiz aslında. Kendimize göre dekor edebildiğimiz, bir şeyler katabildiğimiz bir oda ve bunu derken lafta demiyorum, cidden neredeyse gördüğünüz her şeyle oynayabiliyorsunuz. Küçük bir Sims yapmışlar buraya yani. Boyutlarını, şekillerini, konumlarını, cisimlerini, her şeyi değiştirebiliyorsun ya. Tabii görsel tatlı dışında iksirlerimizi de burada yapıyoruz, bitkilerimizi de... Oğlum oyunun içinde House Flipper falan da bilmem ne de var. Ne yazmış? Ben bunu şey yaptım, aldım ya. Aldım oyunu ben. Burada yetiştiriyoruz. Kıyafetlerimizi de burada özelleştiriyoruz. Kısacası aksiyon öncesi hazırlığımız hep bu alanda yapılıyor. Bana atmadın. Sadece ufak bir oda gibi düşünmeyin. Buranın kocaman bir bahçesi de var. Burada büyülü hayvanlarımız var. Oğlum ne kadar çok şey var lan bu oyunda. Anlattıkça şaşırmaya başladım şimdi. O hayvanlardan kazanacağımız özel eşyalar var. Başlı başına ciddi bir segment burası yani. Yani. Normalde craft işlerine çok heyecanlanan bir oyuncu değilim ama oyunun bu tarafına büyük özen göstermesi genel anlamda uğraşılmış bir iş geldiğini hissettirdi bana. Yani geniş bir oyun yapıyor olman lazım ki bu tarz kısımlara ekstra çaba harcayasın. Yoksa küçük bir oyun yapsan bu kadar craft demiş bir
şeymiş, uğraşmazsın yani. O yüzden yükseldim. Hikaye tarafını merak edenler için de biz bir 5. sınıf öğrenciyiz ama okula sonradan dahil olan bir öğrenciyiz. Herhalde büyük gücümüz geç çıkmış ortaya. İlk 4 yıl normal okulda matematik, coğrafya, sonra bir anda Wingardium Leviosa. Okul içerisindeki amacımız da diğer öğrencilerin çoktan öğrendiği şeyleri kapmak. Yani 4 yılda ne öğrenemediysek onların hepsini 5. yılımızda öğrenmeye çalışıyoruz. Muggles o zaman. Muggles o zaman. Bir kısım. Çünkü gerçekten de okulda vakit geçirip aktivitelere katılıp yeni şeyler öğrenmeye çalışacağımız bir kısım var oyun içerisinde. Bunları biraz daha challenge'la vermeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Okulun etrafına yerleştirilmiş böyle mücadeleler, challenge'lar var. Bunlara katılıp yeni şeyler kazanabiliyoruz. Buradaki akış hala kafamda soru işareti oluşturuyor. Çok böyle hani sıradan bir akış mı olacak yoksa hikayeyle entegre edecekler mi merak ediyorum. Ya umarım böyle sadece hikayesiz sorumsuz git şurada 3 tane şeyi vur gel gibi şeyler olmaz. Çünkü o dünyaya adapte olmak için abi biraz hikaye biraz içerik gerekiyor. Gerçi sunum dedim ama bu konuşmadaki karakterlerin suratları bir acayip geldi bana ya. Mimikleri, gözleri bir... Abi NPC'ler harbiden kötü ya bu arada oyunda. Şakasız bir yana gerçekten kötü çok yani. Çok garip geldi yani. Sanki 10 yıl öncesinin göz kaş hareketleri var gibi hissettim. Baksana şunların mimiklerine falan. Mass Effect Andromeda donukluğu hissediyorum burada. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımızı bir özetleyelim. Oyun belli ki yeniş olacak. Bu konuda entegre olduğumuzu düşünüyorum. Yapılacak çok fazla şey var gibi duruyor, güzel. İçerik kalitesi anlamında süper pozitif bir hava almadı. Bunu itiraf edeyim. Bu anlamda biraz sıkıntılı bir oyun olabilir. Hani yapaylık olacak gibi hissettiriyor bana. Aksiyon kısmı kesinlikle umut vaat ediyor. Bugüne kadar gördüğümüz şeylerin dışında farklı bir oynanışla baş başa alacağız gibi hissettirdi bana. Hikayenin akışıyla alakalı çok fazla bir şey bilmiyoruz. Bu güzel bir şey. Çok fazla bir şey bilmeyelim zaten. Bunu oyunda görürüz. Ama genel anlamda abi yapımcıların bu oyunu yaparken keyif aldıklarını hissettim ben. Ya bu kadar açık ve net oyunla ilgili bir sürü detay paylaşmaları çok olumlu sinyaller verdi bana. Çünkü gerçekten saklayacak bir şeyler yokmuş gibi hissettim. Normalde firmalar saklayacak bir şeyleri oldukları için son dakikaya kadar çok fazla şeyi böyle açık etmek istemezler. Buna en baba en büyük oyunlarda dahil. Oyunla ilgili yaşanabilecek tehlikeler de bence PC tarafında veya konsol tarafında yaşanabilecek bir optimizasyon sıkıntısı. Bak bu konuda bu firma patlayabilir. Çünkü tecrübeleri bu konuda az, bunu dedim size. Keyif aldıkları bir oyun yapsalar bile bekledikleri kadar optimizasyonu sağlam bir oyun çıkaramayabilirler. Zaten bunun sinyallerini de erteleyerek verdiler aslında. Oyun daha önce erken çıkacaktı, ertelendi. İyi oldu ertelemesi, daha temiz çıksın. Hatta oyun eski konsollar için yapılan versiyonları çok daha öteye ertelendi. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için 10 Şubat'ta çıkacak oyun. PS4 ve Xbox One için ise 4 Nisan'da. Switch sürümü de geliyor bu arada, o da 25 Haziran'da çıkacak. Bu oyunu nasıl Switch yapacaklar onu bilmiyorum ha. Yani eski konsollarda bile bir sürü sıkıntı yaşayacak. PC'ye çıkmıyor mu lan? PC varmış lan. Yaklarını düşünüyorum ben ama Switch'te nasıl yapacağım? Dedim amına koyayım 800 TL boşu boşuna mı verdim? Oturdum bekliyorum oyunu. Çok çok ayrı merak ediyorum. Bu arada abi, bu PC, olayı daha ben fazla PlayStation olarak kafamda lazım. Şey bakın her yere aynı anda aynı kalitede çıkaramıyorsanız erteleyin abi, sıkıntı yanda, yok. Yani dandik kötü diyorum. Şeyler çıkartıp bizi böyle sinir edeceğinize erteleyin oyunlarınızı, sağlam şekilde çıkın. Son dönemlerde bunu çok fazla oyunda görmeye başladık yani. İşte Cyberpunk'ın PlayStation 4, Xbox One'da falan çok tırışka çıktığı için bir ton darbe yedi. At abi ötele. Oyunla alakalı en büyük şüphem bu optimizasyon tarafından anlayacağınız. Onun dışında beklediğinden çok daha geniş bir oyun geldi. Hissetmek beni çok sevindirdi. O craft detayları, o şeyler falan bayağı uğraşılmış iş var içeride. Ya umarım beklentimi çok ötesinde bir iş çıkar ya. Ben hakikaten 10 üzerinden 1-2 beklerken 10 üzerinden 8-9'luk bir bekleyişe geçmeye başladım. Yakında çıkacağı için ayrı bir heyecanlıyım. Harry Potter hayranlarının çıldırmış olması lazım böyle bir oyun geleceği için. Çünkü ya düşünüyorum benim sevdiğim böyle bağımsız olduğum bir evrenden harbiden böyle bir oyun gelse ya gerçekten gömülürüm herhalde ya. Herhangi bir online içerik falan da yok bu arada oyun içerisinde. Borçlarına takdir ettim oyunu. Hani Harry Potter isminden faydalanalım. Oha! Online olsun, daha fazla insana böyle değişik davranışlara girmemişler. Dümdüz bildiğimiz abi klasik single player hikayeli rol yapma soslu aksiyon macera deneyimi bizleri bekliyor. Hogwarts Legacy seni bekliyorum lan, düzgün çık. Emir verir gibi oldu, özür dilerim. Lütfen düzgün çık be. Hadi be oğlum. Hadi be. Wingardium Leviosa artık neyse. Tek bildiğim büyü. Güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş ya. Reddit'te yeni postlar geldi abi. Tamamdır.